Reklamlardan sonra Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümüyle de karşınızdayız. Malum artık havalar ısındı. Havaların ısınmasıyla birlikte bu terleme konusu da artık çok daha fazla gündeme geldi. Ama şimdi konuşacağımız terleme konusunun herhalde mevsimi yok değil mi hocam? El evet. Ayak terlemesi. Bu bir hastalık mıdır hocam? Evet, terleme fizyolojik bir durumdur. Ancak bunun daha üstünde olan terleme olan hiperhidrozis bir hastalıktır. Hiperhidrozis. Hiperhidrozisin bir bölgedeki koltuk altında vücudun çeşitli bölgelerinde olmasına göre şekillenir. Ama sosyal yaşantıda en sıkıntı veren noktalar avuç içleri, ayaklar, kolların kıvrım yerleri olduğu için vatandaşlarımız yüksek terleme durumuna sahip olan kişilerin en çok yakındığı noktalar bunlardır. El ayak. El ve ayaklar. Şöyle ki bir toplumda bir yerde tanışan bir genç hanımın el sıktığı anda ellerindeki o ıslaklık hissi kendisinde olan bütün o özgüveni ortadan kaldırır. Veya deli bir genç bir bireyin iş başvurusu sırasında bir yöneticisiyle el sıkıştığı zamanki o ıslaklık hissi karşısındaki kişide uyandıracağı ıslaklık hissi kişinin özgüvenini dahi ortadan kaldırır. Bir de ayaklardaki o terleme aslında farklı rahatsızlıkların sebebiyet verebilir. Beraberinde getirebilir. Bunlar bir nemli ortamın yarattığı mantar hastalıklarından birçok tırnak bozukluklarına falan varıncaya kadar durumlara yol açabilir. Evet, bu bir hastalıktır ve bu hastalığın tedavisi için doğru tanı yöntemleri, doğru tedavi yöntemleri gerçekleştirilebilir. Nedir bunlar? Evet, hemen ikiye ayırabiliriz. İlaç tedavileri ve cerrahi tedaviler. Cerrahi tedavilere baktığımız zaman ter bezlerinin alınmasına dayanan, tıpkı bir elektrikli süpürge mantığında çok ince bir uçlu kanüllerle dolu bölgeye girip fazla olan lenf bezleri ve ter bezlerinin bulunduğu alandan ter bezlerinin alınması bu pratiğidir. Bu kalıcı bir çözümdür. Biraz daha geniş çaplı bir operasyon ve daha geniş çaplı bir girişimsel eylem gerektirir. Ancak ilaç tedavisi nispeten biraz daha kısa sürede cevap verebilen uygulamalardandır. Botulinum toksini, botoks olarak bildiğimiz ilaçlardan, türevlerden bir özel hazırlanan dozlar ile avuç içlerine ve ayak altları bölgesinde küçük dokunuşlarla enjeksiyonlar yapılabilinir. Bu enjeksiyonları kişiye göre belirleriz. Yani ne kadar çok terliyor ise ter testi adını verdiğimiz bir değerlendirme yöntemimiz vardır. İyotlu bir solüsyonla nişastayı karşılaştırdığımız zaman dokuda ter sıvısının içerisindeki elektrolitlerle birleştiği zaman siyah bir renk oluşur. Yani terliyor ise siyah, terlemiyor ise beyaz kalır. Bu testi kadar nettir. Siz kişiye yapıyorsunuz, sonrasında enjeksiyonu buna göre yapıyorsunuz. Terlemenin, avuç içerisindeki terlemenin bölgelerini, haritasını çıkartırız. Terleme haritasını çıkartırız. Hangi bölge daha çok, hangi bölge daha az? Örneğin bu bölgede çoksa, bu bölgede çoksa buraya göre daha derine, daha yüksek doz, daha yüzeyde daha düşük dozlar gibi bir derecelendirme, değerlendirme yapar, enjeksiyonları böyle gerçekleştiririz. Yüksek doz enjeksiyonlarda avuç içerisinde kuvvet kaybının olabilme ihtimali vardır. Yüksek doz ayak tabanındaki bölgedeki kuvvet kaybına yol açar. Toksin, botulinum toksini kaslara etki eden bir ilaçtır aynı zamanda. Bölgedeki kasın aktivitesinin azaltılması da tabii ister istemez bir kuvvet kaybına yol açar. Söyleyebileceğimiz komplikasyonu da bu tedavi içinde bu diyebiliriz. Peki tamamıyla botoks sonrasında elde ve ayaktaki bu terlemeler tamamıyla geçiyor mu yoksa azaltılabiliniliyor? Zaten amacı bu teşhisin, hastalığın ismi hiper. Hidrozis. Hidrozis terlemek demektir. Hiperin normale getirilmesi bize yeterlidir. Yani terleme olmalı, terleme fizyolojik bir olaydır. Ancak bunun yüksek düzeylerde oluyor olması istemediğimiz bir durumdur ve bu sayede de önlenilebilir. 4 ile 6 ay kalıcılığı var. Tabii artık. Peki hocam. Bütün program boyunca konuştuğumuz detaylara artık hakimiz. Keyifle dinliyorum ve izleyicilerimize de aslında aktarmaktan büyük de mutluluk duyuyorum. Sizin bilgilerinizi biz her bölümde paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok da ilgi görüyor bu bölümümüz. Size çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Ediyorum. Yanınıza geleceğim hemen hocam. Ve veda edelim hep birlikte. Bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir haftanız ve güzel bir gününüz olsun sevgili izleyicilerimiz. Sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.